Zor durumlarla başa çıkmak için psikoloji biliminin enteresan tespitlerine kulak verin. Bir grup insan aynı anda güldüğünde içgüdüsel olarak hemen o grup içinde en yakın hissettiğiniz ya da yakın olmak istediğiniz kişiye bakarsınız. Stresli ya da gergin olmanıza sebep olan bir şey yaparken sakız çiğneyin veya yemek yiyin. İlkel beyin yemek yediğiniz için tehlikede olmayacağınıza karar verir ve gerginliğiniz otomatik olarak azalır. Birisi size kızarken sakin kalırsanız karşınızdaki muhtemelen daha çok sinirlenir ama daha sonra muhakkak kendini suçlar. Stresin ve gerginliğin neden olduğu nefes darlığı, kalbin hızlanması gibi fiziksel etkiler neşe ve heyecanın sebep olduğu belirtilerle aynıdır. Eğer stresli durumu yeniden tanımlamayı denerseniz stresinizi neşeli bir heyecana çevirmeniz mümkün. Duygusal tepkiler duyguları tetikler. Mesela mutlu hissetmek istediğinizde hiç gülümseyecekmiş gibi hissetmeseniz bile gülümseyin. Bir süre gülümsediğinizde gülmenize neden olacak bir şey varmışçasına neşelenebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğiniz zaman söze bence ya da inanıyorum ki diyerek başlamayın. Söylediğiniz şeyin sizin fikriniz olduğu zaten ortadadır. Bence dediğiniz zaman özgüven eksikliği ifadesi yaratmış olursunuz. Bir görüşme yapacağınız zaman görüştüğünüz kişileri eski dostlarınızla birlikte hayal edin. Bulunduğunuz durumu nasıl algılayacağınız sizin elinizde ve unutmayın, rahatlığınız bulaşıcı olacaktır. Eğer birini gördüğünüzde gerçekten mutlu ya da heyecanlı görünüyorsanız, onlar da sizi gördüklerinde mutlu ve heyecanlı olacaklardır. Köpekler bu hileyi her zaman yaparlar. Büyük bir iyiliği reddetmiş olan insanlar, daha sonra daha küçük bir iyiliği onaylamak durumunda hissederler. %50 indirime hayır demiş birisini daha sonra %30 indirime ikna etmeniz daha olası. Diyelim ki birine bir soru sordunuz ve eksik, kaçamak bir cevap aldınız. Göz kontağını sürdürün ve sessiz kalın. Karşınızdaki verdiği cevabın yetersiz olduğunu varsayıp konuşmaya devam edecektir. Birçok insan zeka ve özgüven arasındaki farkı anlayamaz. Eğer ne yaptığınızı bildiğinizden gayet emin görünürseniz, İnsanlar zeki olduğunuzu düşünecek ve etrafınızda toplanacaklardır. Müşteri hizmetlerinde çalışıyorsanız, oturduğunuz yerin arkasına bir ayna koyun. Sizinle konuşmaya gelen insanlar aynada kendilerini gördükleri için size daha nazik davranacaklardır. Kimse kendini aptalca konuşurken görmek istemez. Eğer bir grup toplantısındaysanız ve ortamda sizi azarlayacağını düşündüğünüz biri varsa onun yanına oturun. İçgüdüsel olarak size saldırmak için güvenli bir mesafede olmadığını hissedeceğinden tavırları biraz yumuşayacaktır. Biriyle ilk kez dışarı çıktığınızda onu heyecan verici bir yere götürün. Mekanın heyecanıyla sizi aynı yere koyacaktır. İlk izlenim için güzel bir katkı. Biriyle konuşurken onun göz rengini fark etmeye çalışın. Göz kontağını sağladığınızda insanlar sizden daha çok hoşlanacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.